aday Kılıçdaroğlu olmalıdır yoksa masa dağılır sözüne. Ben onu kastediyorum. Evet. Yani Kemal Bey içerik açısından Bülent Kuşoğlu'nun sözlerine karşı mı mesela? Bence değil. O karşı değil de bana kalırsa Bülent Kuşoğlu Kemal Bey'in haberi olmadan asla böyle bir şey demez. Şu var, ha içerik kısmına geleyim. Güzel bir yere getirdin. Ya Kemal Bey sadece masadaki ortaklarını değil yani partisini de ikna etmekte zorluk yaşıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun çok net bir kulis bilgisi. Eğer Kemal Bey masadan çıkarsa, aday olarak çıkarsa itiraz etmeyeceğini, yakın çevresine söylediği ve destekleyeceğini. Ama Kemal Bey o masadan çıkmazsa muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmak için tüm gücüyle sahaya çıkacağını ilan etmiş durumda. Evet, yakın çevresine, ekibine ve bunun hazırlığını yapıyor. Bir daha söyle onu istersen, önemli bir kulis bilgisi bu. Tabii. Kemal Bey eğer altılı masadan muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarsa İmamoğlu Kemal Bey'i destekleyecek. Tamam. Ama Kemal Bey'in adı masadan çıkmazsa kendisi asılacak. İmamoğlu aday olmak için bir çaba gösterecek. Yani bu çok net bir bilgi. Ha bunu niye yapıyor? Aramızda tecrübeli bir siyasetçi var. Onun da önü tıkanmış görünüyor İmamoğlu'nun. Hı-hı. Eğer bir daha İstanbul Büyükşehir Belediye adayı yapılmayacağına dair dahi çeşitli bilgiler var. O da muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı olamasa bile CHP Genel Başkanlığı'nı hedefliyor. Hani Kemal Bey'in adaylığı durumunda. Hı-hı. Böyle de bir dinamikte orada işliyor. Kuşoğlu'nun açıklamalarında Melik'te sanıyorum tam metin var Hande Fırat'a verdiği röportajda. Biz bir genel başkan aramıyoruz diye de bir ifade var. Evet. Şimdi bu kime mesajdır Şamil abi? Biz bir genel başkan aramıyoruz lafı. O yüzden diyorum ben yani %40'ı Meral Akşener'e ama %60'ı da parti içine parti mesaj. Parti içine de söylüyor. Şimdi bak şu da var. Ya burada Kemal Bey'e de aslında bir haksızlık yapılıyor Mehmet. Ne o haksızlık? Şimdi İyi Parti evet belli ki çekinceli davranıyor. Şimdi Meral Hanım ne dedi? Ben başbakan olacağım dedi. Doğru. Şimdi aynı Meral Hanım Kemal Bey'e de diyor ki sen cumhurbaşkanı olma. Evet. Peki ne yapsın adam? O ya da başbakanlığa aday olsun. Ben vazgeçtim, feragat ettim, sen de feragat ettin. Ama sen feragat ettin de sen diyorsun ki ben başbakan olacağım. Yani sistemi de değiştirecekler ya hani sözde. Evet. Yürütmenin başı ben olacağım diyorsun. Şimdi adamın ittifakın birinci partisisin, ana muhalefetsin eski sistemin jargonuyla. Sana diyorlar ki sen aday olma kardeşim. Yürütmeyi de ben alayım. E ben ne yapayım o zaman? Hani ne yapacak adam? Şimdi burada bir haksızlık yok mu? Evet. Ya da Kemal Bey o zaman çıksın Meral Hanım'la başbakanlık mücadelesine mi girişsin? Ya tablo hakikaten trajik bir tablo. Yani kendileri açısından da seçmen açısından da